Herkese merhaba. Ben Dilek Demirel. Kanalıma hoş geldiniz. Dördüncü ünitenin kola anlatımıyla derslerimize devam ediyoruz. Başlayabiliriz. Burada bazı resimler görüyorsunuz. Telefonla alakalı. Ve altta da açıklamaları verilmiş. Bunları eşleştirmenizi istiyorum. Görsel hafızanızın kuvvetli olması ve İngilizcenizle birleştirebilmeniz çok önemli. Çünkü bu ay yayınlanan örnek sorularda da bunu gördük. Okuduğunuzu anlamanız, yorumlamanız ve görsel hafızanızı kullanarak resme dönüştürebilme yeteneğinizin ve bilginizin olması gerekiyor. Evet, text a message'den başlayalım. E şıkkı, text a message, mesaj gönderme. Send an email. Şu, send an email. Inbox diyor bakın, mesaj gönderme. Onu da şuraya aşağı alalım. Use social networks, sosyal medya kullanımı. Write a letter or a postcard, mektup veya kartpostal yazmak. Bugünlerde sizin neredeyse hiç yapmadığınız bir şey. Teknolojiden dolayı tabii ki. Make a phone call, telefon konuşması yapmak. Talk face to face ise yüz yüze sohbet, konuşma. Evet. Bu yıl biliyorsunuz iki tane ders kitabı var ve ben her iki ders kitabının içindeki bilgileri de her ihtimale karşı size veriyorum. Bu nedenle burada anlattıklarımın bazıları kendi ders kitabınızda yoksa aman canım bunlara ne gerek var demeyin. Tıpkı smileys gibi. Smileys nedir bakalım. Evet, işte emojiler. Çok sevdiğimiz, her yerde bol bol kullandığımız emojiler. Bunların anlamlarını birlikte hızlıca bir gözden geçirelim. Gerçi hepiniz çok iyi biliyorsunuzdur ama. Happy, mutlu. Crazy, çılgın. Embarrassed. Evet, embarrassed, utangaç. Surprised, şaşırmış, şaşkın. Smart, akıllı. Tıpkı smartboard gibi, akıllı tahta. Sad, üzgün. Scared, korkmuş. Worried, endişeli. Cool. Bunu artık Türkçe'ye çevirmeyeyim. Çünkü aranızda da çok fazla kullanıyorsunuz. İşte şu gördüğünüz şekildeki tipler cool oluyor. Scared. Bu da korkmuş aynı şekilde. Hatta iki tane scared vermişim. İki emoji de görmenizi istemişim zannediyorum. Angry, kızgın. Bored, sıkılmış. Sleepy ise uykulu. Evet, şimdi şuradaki cümleleri bir okuyalım. You're talking on the phone. The doorbell starts to ring. What will you say to the person on the phone? Bu tip talimatlar sorularda karşınıza çıkabilir. Aynen bunu size verebilir ve şıklarda cümleleri verip eşleştirmenizi, doğru cevabı bulmanızı isteyebilir. Neden bahsediyor burada? Telefonda konuşuyorsunuz ve kapının zili çalıyor. Ding dong, ding dong, kapı zili çalıyor. Ve telefonda konuştuğunuz kişiye ne diyeceksiniz? Ne dersiniz? İşte bakın kapı çalıyor. Burada bir örnekleme var. Hey Göktürk, the doorbell is ringing. Please hang on, I'll get back in a minute. Tabii ki şu kısım değişebilir ama şurası çok önemli. Kapı çalıyor. Lütfen hatta kal. Hang on. Bekle demek, kapatma anlamında. I'll get back. Bir dakika içinde hemen geri geleceğim. Diyor ve kapıya bakmaya gidiyor. Bu tip cevaplardan bir tanesi mutlaka doğru olacaktır ve bunu da size özellikle burada vermek istedim. Evet, bu ünitenin içerisinde cümle olarak, ifade olarak kullanımları çok iyi bilmeniz gerekiyor. Çünkü sınavda muhtemelen size bir diyalog çıkacak ve diyaloğun içindeki boşluğu doğru bir şekilde şıklardan seçmeniz istenecek veya diyaloğa uygun olmayan cevabı seçmeniz istenecek. Bu yüzden ben de karşınıza çıkabilecek olan cümleleri, diyalog içerisinde olan ifadeleri Türkçeleriyle birlikte size burada verdim. Bunları mutlaka not alın ve dikkatli bir şekilde çalışın. Ayrıca bu gördüğünüz sayfaları Facebook'taki grubumda ve sayfamda da paylaşacağım. Oradan da isterseniz indirebilir ve çıktısını alabilirsiniz.
Şimdi burada özellikle vurgulamak istediğim şey şu sayfada gördükleriniz following phone conversation. Yani devam eden bir telefon konuşması. Başladı, devam ediyor. Bu konuşma sırasında karşınıza çıkabilecek ifadeler. Mesela this is Ebru calling. Birini aradığınızda isminizi söyleyerek kimin aradığını belirtmek istediğinizde verdiğiniz, kullandığınız cümle. Is Clara in? Clara değişebilir tabii. Orada mı? Aradığınız kişi orada mı diye sormak için kullandığınız ifade. May I speak to kalıbı çok önemli. Hang on a minute. Bir dakika bekle lütfen. Telefonu kapatma demek. I'll get him ya da I'll get her. Bu da karşınıza çıkabilir. Çok önemli. Hold on a moment. I'm afraid he is not available at the moment. Bu da çok çok önemli. Bakın özellikle karşınıza çıkabilecek olanları vurguluyorum. Would you like to leave a message? Don't hang up the phone. I'll put you through. It's a bad line. Speak louder. Bunların hepsinin anlamlarını çok iyi bilmeniz gerekiyor. Yine devam ediyoruz. Bu sefer stating decisions taken at the time of speaking. Konuşma anında bir şey karar veriyorsunuz ve bunu söylüyorsunuz. Mesela I'll talk to you soon. Sonra konuşuruz. Tam konuşurken bir şey oldu mesela kapatmak gerekti. I'll see you at the cafe tomorrow. Karşınızdaki kişiyle kafede buluşmak üzere sözleştiniz ve konuşmayı bitireceksiniz. We'll meet next Saturday. Yine konuşmayı bitirmek için. I'm sorry to hear that. Üzücü bir şey duydunuz konuşma sırasında. Mesela bir arkadaşınızla buluşmak için onu aradınız ama böyle bir durum gelişti ve sonra görüşürüz canım, sonra buluşuruz. Sıkıntı yok diyeceksiniz. İşte we'll meet up later diyorsunuz. I'll get back to you in an hour. Seni bir saat içinde ararım. Uzun uzun konuşamayacaksınız mesela. I'll take that. Telefon çaldığı zaman ben bakarım, ben açarım deriz ya. İşte bunun anlamı da I will take that. Bunlar gerçekten çok çok önemli. Bakın burada bir telefon konuşmasına görüyoruz. Hi Gökçe, WhatsApp. Şu WhatsApp çok çok önemli. Daha önceki senelerde sınavlarda karşımıza çıkmıştı. Bu bildiğiniz mesajlaştığımız WhatsApp grubu değil arkadaşlar. WhatsApp nasılsın, ne haber, ne var, ne yok anlamında. Will we meet at the cinema at a quarter past 3 p.m. today? Bir teklif geldi. Tabii WhatsApp'ın cevabı da bakın I'm fine, thanks. İyiyim, teşekkürler. Burada bir teklif geldi dedik. Bugün saat 3'ü çeyrek geçe sinemada buluşalım mı? Bakın reddediyor ve cevapta ne diyor? I'm sorry I can't hear you well. It's a bad line. Reddediyor dedik ama henüz reddedip reddetmediği belli değilmiş. I'm sorry, üzgünüm. I can't hear you well. Seni iyi duyamıyorum. Hat kötü. Lütfen tekrar eder misin? Şu gördüğünüz cümleler grubu karşınıza çıkma ihtimali olan gruplardan bir tanesi. Tekrar ediyor. O da kabul ediyor. Sure, tabii ki zamanında orada olacağım. Ve konuşmayı bitirirken take care, bye. Take care, kendine dikkat et, görüşürüz diyor. Take care. Bunları inşallah hepsini not alıyorsunuz. Bol tekrarla yazarak çalışmak her zaman akılda kalıcılığı arttırıyor. For what purposes do you or your family members phone a call center? Call center aslında Türkçe'de de artık call center olarak kullanılıyor. Mesela diyelim ki bir şey şikayet etmek istiyorsunuz. Bir tane üründen problem oldu. Televizyon aldınız, arıza çıktı. Onun merkezini arıyorsunuz ve oradaki telefonu açan kişiler call center. Sizin şikayetinizi alıyor, ilgili kişiye aktarıyor ve ilgili sorunun çözülmesini sağlıyor. İşte bu call center arama merkezlerini niye ararız? Onları burada verdim. Bunları da mutlaka anlamlarını bilin diyorum. Mesela bir ürünü değiştirmek için, bir kargoda bir problem varsa, bir fatura ödemek için, uçak bileti rezervasyonu veya satın almak için, bilgi almak için, bir şey satın almak için veya bir servisin neresi olduğunu öğrenmek için call center'ları arıyoruz.
Evet, yine Armut Piş Ağzıma Düş serisine devam ediyoruz. Çünkü her şeyi sizler için hazır hale getirdim. Yapmanız gereken tek şey bunları not almak ve bol tekrarla karşınıza çıktığı zaman hemen çözebilmek. Telefon konuşması yaparken veya bir telefon çaldığında cevap verdiğinizde neler görebilirsiniz, neler söylersiniz ya da karşı taraf size ne söyler? Hello, isn't there? Do you want to leave a message? Bu çok önemli. Mesaj bırakmak ister misin? May I take a message? Mesajınızı alabilir miyim? Yine mesajla ilgili can I leave a message? Bakın burada yine karşınıza çıkabilecek önemli nokta. Could you put me through? Lütfen beni aktarır mısınız? Mesela sekreteri açtı. Müdürle görüşmek istiyorsunuz. Who is calling please? Yine mesaj bıraktığınızda can you please tell him? Can I speak to? Could I speak to? Gibi cümleleri, kalıpları göreceksiniz. Aynı şekilde burada da yine devam ediyoruz. Bu answering kısmı aslında biraz daha. I'm not sure. Hold on. I'll check. Hold on, bekle lütfen. Hold on a moment, hold on a minute olarak da karşınıza çıkabilir. Let me try to connect you. He's not available at the moment ya da he's not available now. Bu da çok çok önemli. Bunların hepsini mutlaka yazın ve bol tekrar edin. Bunlardan biri karşınıza çıkacak. Evet, bir eşleştirmeyle bu not alma kısmına biraz ara verelim. Şimdi burada bazı kelimeler verilmiş ve karşısındaki kelimelerle eşleştireceğiz. Şimdi take, contact, hold on, dial, put. Hold on'u artık öğrendiniz. Demin de söylemiştim. Hold on a moment, hold on a minute olabiliyor. Onun için bunu buraya attık. Dial, telefon, eskiden çevirmeli telefonlar vardı. Şimdi tuşluyorsunuz telefonlarınızı, değil mi? Ekrana dokunuyorsunuz. Telefon numarasını çeviriyorsunuz. İşte dial a number five. 5'i tuşla diyor. Hani lütfen şunu şunu yapmak istediğinizde 1'i, 2'yi, 5'i tuşlayın diyor ya işte bu. Dial a number five. Put someone through. Birisini telefonda aktarmak. Bir numarada bir diğer hatta aktarıyorsunuz. Contact with someone. Biriyle bağlantıya geçmek. Ve take a memo. Take a memo. Hani mesajınızı alabilir miyim diyorsunuz ya, onu minik bir not kağıdına yazıp ilgili kişiye iletiyorsunuz. İşte o yaptığınız şey take a memo. O yazdığınız minik not kağıdının üzerindeki notlar da memo anlamına geliyor. Evet, sometimes we may not understand what people say. Bazen insanların ne dediğini anlayamayabiliriz. Telefonda konuşurken bir şekilde karşı tarafı anlamıyorsunuz. Hangi cümleler bu durumda karşımıza çıkabilir? Veya siz ne dersiniz? Expressions below when we want somebody to repeat. Bakın, tekrar etmesini isteyeceksiniz karşı tarafın. Onu anlamadınız. İşte bu cümleleri kullanıyorsunuz. Can you repeat that please? Lütfen tekrar eder misiniz? What? Ne? Diyorsunuz. Hani anlamadığımızda en çok kullandığımız şey ne? I beg your pardon. Çok özür dilerim. Anlayamadığımın iyice dibine vurmuş kibar kullanımı arkadaşlar. Bu çok kibar, çok nazik bir karşı tarafın tekrar etmesini isteme cümlesi. Can you say it slowly please? Belki karşı taraf çok hızlı konuştu. Böyle dırırt dırırt söyledi her şeyi. Hiçbir şey anlamadınız. Lütfen daha yavaş anlatabilir misin? Diyorsunuz. Sorry, what did you say? Pardon, affedersin, ne dedin? Veya ne dediniz? Pardon me, bu da I beg your pardon'ın daha kısaltılmış hali. Aynı anlama geliyor ama çok daha kısa söyleniş. Yani çok nazik, çok kibar. Excuse me, affedersin, affedersiniz. Say it again please, lütfen tekrar söyle, lütfen tekrar et. Yani karşınızdakini anlamadığınız bir diyalog veya anlaşmazlık olan bir diyalogta bu cümlelerden bir tanesini boşluğa getirmeniz istenebilir. Şimdi telefonla ilgili minik bir tekst okuyacağız ve anlamaya çalışacağız. Her zaman ne yapıyorsunuz? Ben çevirirken
Anlamadığınız kelime varsa hemen videoyu durdurun, kelimeyi Türkçesiyle birlikte not alın ve bol tekrar edin. Kelime bilgisi çok önemli. Telephone people always want to keep in touch with each other. Telefon. Aslında konu başlığı bu. Burada bir nokta koysak iyi olur. Evet, böyle daha iyi oldu. İnsanlar her zaman keep in touch, iletişim kurmak demek. Keep in touch, bunu not alın bence. Birbirleriyle iletişim kurmak isterler. Telephones provide people to connect easily. Telefonlar insanların kolayca, kolaylıkla, easily bir şekilde connect, birbirine bağlar. Yani iletişim kurmalarını sağlar. Provide, tedarik etmek, sağlamak. With the help of technology, teknolojinin yardımıyla telefonlar çok değişti. Değişir. Change, değişmek. It started as a telephone. İlk önce telefon olarak başladı. Bu çevirmeli telefonlar, ankesörlü telefonlar, jetonlu, değil mi? Sonra evolved into mobile phone. Evolved gelişmek, ilerlemek demek, dönüşmek demek. Sonra cep telefonlarına dönüştü. Ve its latest version, en son versiyonu is now smartphones. Akıllı telefonlar geldi şimdi. Akıllı telefonların pros cons dediği, pros pozitif tarafları, pozitif şeyler pros oluyor, negatif yanlarsa cons oluyor. Her iki tarafı da var. As a result, sonuç olarak bakalım burada prosları ve consları göreceğiz. It becomes an essential part of our life. Essential, bizim ayrılmaz bir parçamız haline geldi. Yani hayatlarımızın, hatta sizin hayatınızın en önemli merkezi. Eminim birçoğunuz şu anda beni bu videoda cep telefonunuzdan izliyorsunuzdur. Evet, şimdi pozitif taraflara bakalım. İşte beni cep telefonundan izlemeniz pros arkadaşlar. Pozitif taraf. Easy to carry. Telefonlar, akıllı telefonlar taşıması kolay. Easy internet connection. Kolayca internete bağlanabiliyorsunuz. Easy way of keep in touch. Keep in touch iletişim kurmaktı. En kolay yolu. Hemen bir tuşa basıp istediğinizle haberleşebiliyorsunuz. Rescue for emergency. Emergency acil durum. Acil durumlarda kurtarıcı. Peki negatif tarafları, konsları, expensive, pahalı. Disturb the concentration. Konsantrasyonu bozuyor. Mesela ders çalışırken cep telefonu yanınızda olursa sürekli bık 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 mesajlar, kim ne yazdı, kim ne dedi, dikkatiniz dağılabilir. Ama tabii ki dersi benimle video izleyerek çalışıyorsanız o zaman dikkatiniz dağılmaz. Addiction, bağımlılık. Bağımlılık yapıyor, elimizden bırakamıyoruz. Ve security risk, güvenlik problemleri, güvenlik riskleri. Sonuç olarak dedik, bakın aynı cümle burada bir kez daha tekrarlandı çünkü önemli. Hayatımızın bir parçası telefonlar. Burada da kelime bilginizi biraz arttırmış olduk. Şimdi discussion, tartışma. Bir tartışmada kendi fikrimizi söylediğimizde I think ve in my opinion'ı kullanıyorsunuz cümlenin başında. Mesela bu kız diyor ki I think it's useful. Smartphone is useful. Because it's easy to carry diyor mesela. Bence faydalı diyor. Ama öbür çocuk diyor ki in my opinion, benim görüşüme göre it's harmful, zararlı diyor. Yani o kadar da iyi bir şey değil diyor. İşte tartışma ortamında bu iki kelime grubunun kullanıldığını da aklınızın bir köşesine yazdıktan sonra şimdi örnek diyalog göreceğiz ve örnek diyalogdan mesajı çıkarmanızı istiyorum. Yani mesaj bırakır mısınız diyecek ve çıkan mesajı not almanızı istiyorum. Sınavda bu şekilde bir soru karşınıza çıkabilir. Çünkü okuduğunuzu anlamanız, mesajı yakalamanız ve cevapta bulmanız. Hemen bakalım. Nora ve Max konuşuyor. Hello Nora speaking. Hi Nora, this is Max. Gavin, friend. May I speak to your brother? Bakın önemli kalıp may I speak to karşımıza çıktı. Erkek kardeşiyle konuşmak istiyor. Evde değil.
I'm afraid he's not available at the moment. He has gone out. Dışarı çıktı. Şu anda müsait değil, korkarım ki diyor. Would you like to leave a message? Mesaj bırakmak ister misin? Yes, please. Can you tell him to call Mrs. Evans as soon as possible? Call Mrs. Evans. Could you repeat the phone number again? Bakın, bir telefon numarası bıraktı. Anlayamadı, tekrar etmesini istiyor. Repeat. Tekrar etti. Mesajı aldı Nora. Pekala dedi. I'll tell him when he gets back. Geri döner dönmez ona söyleyeceğim dedi. Evet, mesajı yakalayabildiniz mi? Evet, işte mesaj burada. Hemen bakalım. Mesaj bu arkadaşlar. Mümkün olduğunca çabuk Mrs. Evans'ı arasın diyor. Peki hemen buradaki mesaja bakalım. Mr. Parker, Alicia. Hello the Parker family. Hello, this is Alicia calling. Is Elena there? Bakın, telefonu eden Alicia olduğu için bu cümleyi kullandı. Hang on a minute. Bu babası. Babası diyor ki bir dakika lütfen diyor. I'll get her. Hemen onu çağıracağım diyor. Haber veriyorum diyor. Bağırıyor, Elena diyor. Sanırım evde yok diyor. I guess sanırım she's not at home. Would you like to leave a message? Could you tell her that we'll meet up? Mesaj geldi. Tekrar edilmesi isteniyor. Bakın, bu sefer kafenin adı. Evet, mesajı yakaladınız mı? Evet, işte mesaj da burada geldi. Bu tip çalışmalarda yine karşınıza çıkabilir. Kitapların bir tanesinde var, diğerinde yok. O yüzden bunu da buraya eksik kalmasın diye eklemek istedim. What will the people in the photos do? Fotoğraftaki insanlar ne yapıyorlar? Burada verdim cümleleri. Eşleştirmeniz yeterli olacak. Hemen eşleştirmeyi yapın bakalım. Evet, bakalım. 5 numara. I suppose they will collect garbage for a clean environment. I suppose, I believe, I guess, I think. Bunlar sanırım, tahmin ediyorum, bence, yani galiba öyle yapıyorlar. Kendi fikir ve görüşlerimizi, tahminlerimizi belirtirken kullandığımız kalıplar. Bunları aklınıza yazın. Bunlar önemli. Ve bunlar ne yapıyorlar? Sanırım diyor, temiz bir çevre için çöp topluyorlar. Garbage, çöp. Hemen buna bakalım. 3. Bakın, sanırım ağaç ekiyorlar. Ekecekler. Will, ekecekler. 1. I'm sure she ya da he will help disabled children. Disabled, engelli. Engelli çocuklara yardım edeceklerinden eminim, yardım edecekler. 6, number 6, I believe they will send materials to the refugees. Refugees, mülteciler. Hani bu savaşta gelen, mesela Suriyeliler gibi. Mültecilere, ihtiyacı olanlara materyal. Yani malzeme, kıyafet vesaire gönderecekler. I believe. Buna inanıyorum, göndereceklerine. Ve 4 numara, he ya da she, ki burada he, will probably give medical care in Tanzania. Tanzanya'daki insanlara medical care, tıbbi yardım verecekler. Muhtemelen, probably, muhtemelen demek. Ve 2 numarada sanırım donate clothes for the people. Donate, bağışta bulunmak. İhtiyacı olan insanlara bağışta bulunacaklar. Bu arada burada will future bu ünitede karşımıza çıkıyor. Will future gelecek zamanda kullanılıyor. Ve bu I guess, I think, I suppose, I believe'den sonra will future kullanılıyor. Ve will'den sonra fiilin birinci hali. What kind of voluntary work will you do for the sake of your country or the world? For the sake of demek, kendi ülken için veya dünya için voluntary, gönüllülük. Ne çeşit gönüllü çalışmalar yapacaksın ileride, gelecek zamanda diyor. Umarım deyip kendi cümlenizi burada belirtebiliyorsunuz. Bir örnek cümle verdim. Ben çok çalışacağım ve ülkemin development, gelişimi için çaba sarf edeceğim diyor. Contribute, katkıda bulunmak demek. Yani ülkemin gelişimine katkıda bulunacağım. What will they probably do? Bakın, muhtemelen ne yapacaklar? Unscrabble diyor. Bakın, karışık. Yerleri böyle karışık verildi mi? Unscrabble demek.
Bunları fotoğraflara da bakarak Will Future'la düzgün bir hale getirmenizi istiyorum. Tek tek hepsini okumayacağım ama örnekten belirteceğim. Siz bunları Will'le cümle haline getirip yazın, sonra cevapları kontrol edin. The Smiths, hop, ümit ediyor, Smith'ler, Smith ailesi. Devil Gone Vacation on Weekend, hafta sonu tatile gideceklerini ümit ediyorlar. Ilse will probably have an operation. 2 hafta sonra Ilse muhtemelen ameliyat olacak. Bakın gelecek zaman. Probably muhtemelen, büyük ihtimalle demek. Evet, şimdi diğerlerini açayım sizin için ve kontrollerinizi yazın. Daha doğrusu yapın. Burada anlamını vermek istediğim surf the interneti biliyorsunuz. Take the university exam, üniversite sınavına girmek. Graduate, mezun olmak. Get married, evlenmek. Have a baby, bebek sahibi olmak. Go camping'i biliyorsunuz zaten. Evet, Will Future'u da hızlıca gözden geçirdik ve dersimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Lütfen videoyu beğendiyseniz hemen şimdi like tıklayın. İzleyici sayısı kadar like görmek istiyorum. İzliyorsunuz ama like'ı unutuyorsunuz. Ben de üzülüyorum arkadaşlar. Evet, ne yapıyorsunuz? Bu harika videoları kaçırmamak için abone oluyorsunuz kanala ve bildirimleri de mutlaka açıyorsunuz ki yeni videolardan haberiniz olsun. Bir sonraki derste bu üniteyle ilgili self-study activities gelecek. Yani kendinizi değerlendireceğiniz bol aktivite, her iki kitaptan da alınmış workbook ve etkinlikler olacak. Bu yüzden o dersi de kaçırmamanızı tavsiye ediyorum. İngilizce kankam denemeleri de bu arada hemen alırsanız iyi olur. Baskısı tükenmek üzere arkadaşlar. Bir sonraki dersimde görüşmek üzere. See you later. Bye.